Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Bugün hemen arkamda gördüğünüz BYD modellerinin Türkiye lansmanı için Ortaköy'e geldik. Çok güzel bir lansman gerçekleştirilecek birazdan burada ve BYD'nin Türkiye pazarına girişini hemen burada gördüğünüz modellerle birlikte yakından inceleme şansı yakalayacağız. Lafı fazla uzatmadan şimdi sizi BYD modellerinin görüntüleriyle baş başa bırakayım. Ardından hemen şöyle hızlıca bir inceleme turuna geçelim. BYD Dolphin aslında şu anda BYD'nin ilk etapta Türkiye'deki planları arasında yok. Bununla ilgili bir tarih de verilmedi ama hani satışa sunulduğunda şimdiden bir bilginiz olsun diye hemen şöyle kısaca bu otomobili de bir göstereyim. Aslında kompakt hatchback ya da biraz da böyle tasarımdan dolayı sanki cross havası da var. Böyle bir gövde stiline sahip bir otomobil. Yine burada sanki güzel böyle şeritlerle süslenmiş ince bir panel var. Üstünde BYD yazısı. Aslına baktığınızda bu otomobil çok da diğer sedanlar gibi aerodinamik gözükmüyor. Böyle burun kısmı biraz yüksek. Zaten hava sürtünme katsayısına da baktığımda 0,30. Hani çok da böyle onlar gibi yüksek bir değer değil. Ama zaten bu otomobil kompakt dediğim gibi ve şehir içi mesafeleri odaklandığı için, oraya hedefini aldığı için çok da aerodinamik olmasına gerek yok bence. Çünkü şehir içinde trafikte düşük hızlarda seyredeceksiniz bu otomobilde. Baktığım zaman şöyle alt kısımda diğer modellere göre biraz daha az sportif görünen bir yapı söz konusu. Şurası güzel. Gövde renginden ziyade böyle ön kaputu ve ağ sütunundan başlayarak tavanlar ve sütunlar böyle parlak siyah renkte güzel bir kontrast oluşturmuş. Tasarımda dikkat çekebilen, benim dikkatimi çeken detay bu. Tabii ki yan ayna kapakları da aynı şekilde. BYD'nin ürün gamındaki en uygun fiyatlı otomobillerden biri olacak ama uygun fiyat ibaresi sizi yanıltmasın. Çünkü iç mekana baktığınızda aslında neredeyse premium segmentteki otomobillerle rekabet edebilecek bir tasarım ve malzeme kalitesi söz konusu. Neden böyle diyorum? Baktığımız zaman gözünüzün alabildiğine böyle sık dokunulan yerlerde yumuşak malzemeler var. Tabii ki üst taraflarda, alt taraflarda yine sert plastik var ama onların da dokusu ve malzeme kalitesi oldukça iyi. Bence plastik kalitesi de gayet yüksek. Yine kablosuz cep telefonu şarj ünitesi. Burada Atto 3'te farklı bir şekilde görmüştük bu yuvarlak detayları. Dolphin'de farklı karşımıza çıkıyor. Yani BYD her modelinde farklı detaylara yer vermeyi başarmış burada. Bu da çok başarılı bir iş bence. Şimdi şuna geleceğim. Hemen burada alt tarafta dikkatimi çekti. Şöyle bir detay var. Bu da yanlış anlamadıysam güvenliğe oynayan bir detay. Neden? Hemen şöyle acil bir durumda araçtan çıkmak için emniyet kemerini kesmek zorunda kaldığınızda şu ucu emniyet kemerinizi kesebiliyorsunuz. Şu ucuyla da cama vurup camı kırabilirsiniz herhangi bir acil durumda. Tabii ki umarım böyle bir zorunlulukta kalmazsınız ama böyle bir detaya da yer verilmiş, güzel olmuş. Arka taraf diğer modeller kadar geniş olmasa da kompakt bir modelden bahsettiğimiz için hem şaft tünelinin hiç olmaması hem de geniş bir alan sunulması nedeniyle yine sizi rahatsız etmeyecek bir alanlar. Tabii ki cam tavan bu otomobilde de söz konusu, her modelde böyle bir detaya yer vermiş BYD. Şimdi BYD tarafında sadece dijital satış olmayacak. Tabii ki bir belli bayi ağı olacak, yani müşteriyle, tüketiciyle doğrudan birebir iletişim kurmak adına. Yani 2023 için çok büyük hedefler yok. Zaten şurada önümüzde 2 ay falan kaldı ama 2024 yılında 20 civarında bir bayi ve servis ağına ulaşmayı hedefliyorlar. Tabii ki ilerleyen yıllarda bunlar daha da artacaklar ve şu dikkat çekici, bayilerde satış elemanlarından ziyade her bayide bir tane sadece tüketicilere elektrikli otomobiller hakkında bilgi veren bir eleman bulunacak, bir çalışan bulunacak. Bu da çok güzel bir detay çünkü elektrikli otomobiller hakkında bilgi almak oldukça değerli bu dönemde. Şöyle hemen bakıyorum önemli bilgilere. Tabii ki araçların garantileriyle alakalı bilgiler var. Her otomobilde 6 yıl 150 bin kilometre araç garantisi olacak ama daha da önemlisi yine her modelde 8 yıl ve 200 bin kilometreye kadar batarya garantisi mevcut. BYD Türkiye'de tüm modellerinde böyle bir destek veren ilk marka olduklarının altını çiziyor. Şimdi modellerin sıralamasını söylemiştim size ama tekrar bir üzerinden geçeyim. İlk olarak Atto 3, yani C-SUV segmentindeki Atto 3 modeli Türkiye'ye gelecek. Platform 3.0'ı kullanan BYD'nin ilk modeli. Fiyatlar şu anda belli değil ne yazık ki. Şu an sadece marka lansmanındayız. Model lansmanı daha sonra yapılacak ama şöyle güzel bir haber var. Atto 3'ü BYD %10'luk ÖTV diliminde tutmak
tutmaya çalışacaklarını belirtti. Tabii ki fiyat konusunda çok büyük bir sürpriz yapacaklarını belirtti. Bu gerçekten heyecan verici çünkü C-SUV segmenti Türkiye'de çok popüler olan bir segment. Bu konuda rekabetçi girerlerse çok önemli bir detay. İkinci model BYD Seal olacak. Çok sportif bir model. Zaten gördük detaylarını. İki farklı versiyonu olacak yanlış hatırlamıyorsam. Burada biz iki motorlu 390 kW'lık versiyonu görmüştük ama bunun 230 kW'lık arkadan itişli versiyonu da olacak yüksek ihtimalle. Üçüncü model ise BYD Han olacak. Benim en çok beğendiğim versiyon. BYD Atto 3 için Kasım ayında satışların başlayacağı belirtildi. Han ve Seal modeli için ise 2024'ün ilk çeyreğinde satışların başlayacağı belirtildi. Şimdilik bununla ilgili verebileceğim bilgiler bu kadar. Umarım videomuz sizin için bilgilendirici ve keyifli olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak bize destek olmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.